Herkese merhabalar. Arsiklet Box kanalına tekrardan hoş geldiniz. Tabii bir önceki videoda kısa bir zaman sonra video gelecek dedik ama e, yine 9 gün olmuş. Bundan dolayı kusura bakmayın. Şimdi hemen hızlı bir şekilde Jerry Dandrson'a e, yorumlayalım. Tabi Jerry biliyorsunuz ki 11 Aralık'tan beri ringe çıkmadı. Tabi bu da bizi e, özellikle beni ciddi anlamda üzüyor. Çünkü e, aktif kalması gereken bir boksör. Bakın daha aradan neredeyse 6 ay geçmiş. Ve e, Jared bir sakatlığı vardı. Özellikle e, 3 ay öncesinde bunu söylemişti. Şu anda sakatlığına dair herhangi bir haber yok. Yani bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ama e, ringe çıkış tarihiyle ilgili de net bir şey bulunmuyor. E, buna rağmen ben yine de biliyorsunuz top rankla çalıştığı için e, Top rank daha doğrusu. E, Bob Arum burada e, şeyleri var. E, maç tarihleri var. Onlara bakalım. E, 11 Haziran, 18 Haziran ve 15 Temmuz'da karşılaşmalar olacak. E, tabii ben e, 18 Haziran'daki bu artur Beterbiev e, karşılaşmasının alt kartında ringe çıkacağını düşünüyorum e, Jared Henderson'ın. Ama yine de e, bu tarihlere baktığımız zaman e, yani 11-18 Haziran ya da 15 Temmuz tarihlerinden birinde mutlaka ringde olacaktır diye düşünüyorum. Yani buradan da şunu görüyoruz ki yaklaşık hani 42 günlük bir süre içerisinde kesin e, Jared Anderson'ı ringde görüyor olacağız. Çünkü bu boksörler fazla e, uzak kalamaz. Zaten yaşı da genç. bundan dolayı şunu da net bir şekilde söyleyebilirim ki hani Jared Anderson bu bir sonraki karşılaşması tune up dediğimiz yani bir böyle bir basit bir rakip ayarlama bir karşılaşma olacaktır diye düşünüyorum. Tabii daha iyisini görsek daha da iyi olurdu. Şu an dünya sıralamasında 56. sırada ve zaman kaybetmeden ringe çıkması gerekiyor. Çünkü burada Jeremy Karpenski Karpensi karşılaşmasından sonra 6 ay kadar bir ara vermişti. Yine şu anda yaklaşık bir 6 ay bir zaman geçti. Yani böyle devam etmemesi lazım. Yaşına gençliğine yazık ediyor. Birazcık daha şey olması lazım. Acele etmesi lazım diye düşünüyorum. E, ringde kalması onun adına çok daha iyi olacaktır. Üst e, seviyedeki boksörlerle karşılaşırken bu tecrübelerini iyi bir şekilde kullanabilir. Evet, e, videomuzda genellikle söyleyeceklerim böyleydi. Şimdi e, biliyorsunuz 10 Haziran'da Bakodir Jolov'un karşılaşması var. E, Justice Huni'nin karşılaşması da yine yaklaştı. Bu iki karşılaşmanın da yine e, yorumlarıyla sizlerle olacağım. Ee, kanalımıza e, gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Ee, yorumlarınızı mutlaka belirtin. Ee, zaten hemen cevap veriyorum. Ee, fazla maç olmadığı bu ağır siklette zaten aşikar görüyorsunuz. Joshua Usyk karşılaşmasını da Temmuz sonu bekliyorduk ama Ağustos ortasında yayıncı kuruluştan dolayı sarkabileceği söyleniyor. Tabii bunlar da bizi üzüyor gerçekten. Ee, neyse bakalım biz normal hızımızda devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.